Arkadaşlar merhaba. Intermediate Seviye İngilizce Metin Çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte Intermediate Seviye bir İngilizce metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Metnimizin adı Hollywood. It's Life and Times. Hollywood. Onun yaşamı ve zamanları. Şimdi bu zamanları tabii şöyle alacağız. Yaşamı ve tarihçesi gibi düşünebilirsiniz. At the start of the 20th century, 20. yüzyılın başında, a new city, yeni bir şehir, was beginning to grow. E, bu past continuous tense, yani şimdiki zaman hikayesi. Ne vardır? Was ya da were vardır. Öznenin tekil ya oluşuna göre ve ardından da fiil sonuna ing ekini alır. Yeni bir şehir was beginning to grow, büyümeye başlıyordu. On some flat land near the sea in Southern California. Güney Kaliforniya'da near the sea, denize yakın e, düz bir arazide. Land burada arazi anlamında. Its name was Los Angeles. Onun adı Los Angeles'tı. The name of the old Spanish mission eski e, İspanyol misyonunun yani elçiliğinin adı. De, şimdi o elçiliği tanımlıyoruz arkadaşlar. That had been there for many years. Uzun yıllardır orada bulunmuş olan. Burası mişli geçmiş zaman. Hani e, that de biz ne yapıyoruz? Elçiliği tanımlıyoruz. E, bu bir sıfat cümlesidir. Ve bu cümleciğin kendi zamanında past perfect tense'dir. That aynı zamanda mission'ın yerine geçer. Yani ki o elçilik yıllardır orada bulunmuştu. Neden past perfect kullanıyoruz? Çünkü biz dili geçmiş zamanla bir olayı anlatmaya başladık. Ee, anlatmaya başladığımız zamandan daha önceki bir zamanı geçmişin geçmişi yani past perfect anlatıyoruz. At the same time aynı zamanda a new industry was just being born. Yeni bir endüstride henüz doğuyordu. Was just being born. Şimdi burada da arkadaşlar pas continuous var. Vazımız var. Ondan sonra ee, ve nedir? İşte ing'miz var ama burada pas continuous'un pasif ifadesi var. Yani edilgen ifadesi var. Şimdi pasif yapı nedir? Be artı verb 3. Yani be o tense uygun olan tense cümlede kullanılan tense uygun be'yi kullanacağız. Ardından fiilin üçüncü halini. Neydi? Yeni bir endüstri was just being born henüz doğuruluyordu ama biz bunu doğuyordu olarak alacağız. Çünkü İngilizce'de doğurulmak olarak söyleniyor doğma işi ama bizim Türkçemizde mesela biz doğmak diyoruz. Yani bu iki kültür arasındaki farklılıklardan kaynaklanıyor. Mesela İngilizce'de şöyle bir mantalite var. Siz kendiniz doğmuyorsunuz. Sizi doğuruyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla baştan alalım at the same time aynı zamanda a new industry was just being born. Yeni bir endüstri henüz doğuyordu ve noktalı virgülden sonra da o endüstrinin adını veriyor the cinema. In America Amerika'da they talked of motion pictures but this soon became shortened to movies. Yani Amerika'da onlar şimdi herhangi başka birisinden bahsedilmemişse they daima bu işi yapması muhtemelen insanlar anlamına gelir. Yani Amerika'da onlar e, hareketli resimden bahsediyorlardı. Yani hareketli resim diyorlardı buna. Kim peki? Yani bu sektördeki insanlar. But, so, but this soon ama çok geçmeden bu became shortened to movies. Yani ne oldu? Movies kelimesine kısaltıldı. Became shortened kısaltılmış oldu. Movies kelimesine kısaltılmış oldu. America's movie industry began life in New York. Amerika'nın film endüstrisi hayata began life in New York. New York'ta başladı. But by 1910 ama 1910 yılına gelindiğinde movie makers, movie makers e, film yapımcıları were moving to Los Angeles. Los Angeles'a taşınıyorlardı. Bakın burası da past continuous tense. Were var ve fiilin sonunda da ing var. Yordu. Taşınıyorlardı. In New York, New York'ta everything was too expensive. Her şey aşırı pahalıydı. Sıfatların önüne too getirildiği zaman bu aşırı anlamı katar. Nedir o pahalı olan şeyler? Noktalı virgülden sonra bunu sayıyor. Workers, işçiler, land, arazi, taxes, vergiler. Worse than that, bundan da kötüsü, that neye gönderme yapıyor? Söylemiş olduğu şey, bir önceki cümleye. E, bad kötü, worse daha kötü, the worst en kötüydü. Burada neyi kullanmış verse'ü? Bundan da kötüsü, it was difficult to make movies in winters. Kışın film yapmak zordu. Because it was too cold. Çünkü aşırı soğuktu. Neresiydi bu? New York. By contrast, buna tezat olarak ya da tam tersine The Los Angeles region, Los Angeles bölgesi was full of advantages, avantajlarla doluydu. In California, California'da they could make films, onlar film üretebiliyorlardı ya da film yapabiliyorlardı. All through the year, bütün yıl boyunca, through boyunca demek. They de gene az önce söylediğimiz gibi sinema sektöründeki insanlar. And everything was cheaper ve her şey daha ucuzdu. In particular, özellikle, there was lots of land for sale, satılık, birçok arazi vardı. There is vardır demek. There was olunca vardı oluyor. Tekiller için çoğul olsa there are, there were olacak. The movie makers, film yapımcıları found what they needed. Aradıkları şeyi buldular. Found what they needed. Soru olmayan bir cümlede what'ı şey olarak yorumlayacağız. A few miles out Los Angeles. İşte film yapımcıları aradıkları şey Los Angeles'ın birkaç mil e, dışında buldular. And before long ve çok geçmeden large new studios, büyük yeni stüdyolar were being built. Gene past continuous. İnşa ediliyordu in an area called Hollywood. Hollywood adı verilen bir bölgede. At the foot of some small dry hills, bazı kurak tepelerin eteğinde. Ya foot ayak demektir. Yani İngilizce'de öyle söyleniyor, tepenin ayağında. Ama biz de ne diyoruz Türkçe'de? Bunu en güzel Türkçe'ye böyle çevireceğiz. Bazı kurak tepelerin eteğinde. Movies quickly became very popular. E, filmler çabucak çok popüler oldu. Particularly after talkies first appeared in 1925 özellikle de 1900 ilk defa first 1925'te ortaya çıkan talkies dediği de sesli filmlerden sonra nevertheless ancak movies were expensive to make filmleri yapmak pahalıydı and film companies ve film şirketleri Needed money, paraya ihtiyaç duyuyordu. Lots of it, bir sürü paraya. It dediği gene burada para. For this reason, bu nedenle Hollywood rapidly became dominated. Hollywood hızla became dominated, domine oldu. Yani şöyle diyeceğiz. Evet yani Türkçe'ye de geçmiş bir tabir aslında bu. Hollywood'a hızla... ...baskın geldi ya da Hollywood'da hakimiyeti ele geçirdi. Kimdir o? By a small number of big companies yani az sayıdaki büyük şirketler... ...domine etti Hollywood'u. Hollywood'u hızla, e, Hollywood'da hızla hakimiyet kurdu. Evet ama burada olay e, edilgen anlatılmış. Şöyle ki became dominated, Hollywood domine hale geldi... İşte küçük evet small number of az sayıdaki büyük şirketler tarafından biz bunu Türkçeye öyle çevirirsek uygun olmaz. Bizdeki en estetik çeviri şu olur. Ne oldu? az sayıdaki büyük şirketler çok geçmeden Hollywood'a Hollywood'da hakimiyet kurdu. Sacha's de örneklendirme yapıyor. Hangi şirketler bunlar? MGM, 20th Century Fox, Warner Bros and Paramount gibi şirketler. E, ne yaptılar? Hollywood'da hakimiyet kurdular. Since then, bu den o zaman demektir. O zamandan beri, yani şu adı geçen zamandan bu yana. Tabii biz bunu buraya koyduğumuzda ne olacak virgülde attık. O zamandan beri diye bir zaman zarfı belirlediniz. Arkadan gelecek cümle present perfect ya da present perfect continuous olmak zorunda. Neden? Çünkü siz şimdi... ...geçmişten bugüne kadar gelen bir süreci anlatacaksınız. Bakın burada da present perfect oluyor. The big companies have had their ups and downs. Büyük şirketler... ...have their ups and downs demek... ...çıkışlar ve inişler yaşadılar. Biz inişler ve çıkışlar diyoruz Türkçe'de. But most of them are still there. Ama çoğu hala orada. Some old names have disappeared. Bazı eski isimler kayboldular. Have disappeared... Hani o günden bugüne kadar gelen süreci anlatmaya devam ettiğimiz için Present Perfect'e devam ediyor. Henüz yeni bir zaman zarfı gelmedi. Gelirse ne olur? E, cümlelerin tensi değişir. But some new ones have appeared. Ama bazı, one dediği nedir burada? Film şirketlerinin yerine geçiyor bu. Ama bazı yenileri ortaya çıktı. Companies like, şunun gibi şirketler. Walt Disney and Steven Spielberg's company, Amblin, Amblin. Walt Disney ve Steven Spielberg'ün şirketi Amblin gibi. Naturally, doğal olarak Hollywood has changed a lot in 80 years. 80 yılda Hollywood Hollywood çok değişti. Bakın, burada da 80 yılda dediğiniz için son 80 yılı anlatıyoruz. Gene present perfect has changed. Today günümüzde the biggest biggest studios en büyük stüdyolar belong to A'yettir. Huge international firms, the büyük büyük devasa uluslararası firmalara. For instance örneğin News Corporation, örneğin e, News Corporation şirketi which now ki o şimdi diyor, owns, sahibidir Fox'un. Also owns newspapers, aynı zamanda da gene sahibidir. Newspapers on three continents, 3 kıtadaki gazetelerin Buraya da bir parantez açıyor including the times of London. London Times'ı da içeren. And satellite TV networks in America, e, Europe and Asia ve ve Amerika, Avrupa ve Asya'daki eee uydu tele, e, televizyon networks e, şebekelerini. Ağının yani ağının e, ağlarının It is only huge companies, sadece büyük şirketlerdir. Like Fox, Fox gibi büyük şirketlerdir. Detle şimdi neyin Fox gibi büyük şirketler olduğunu açıklayacağız. Yani iti şimdi Detle açıklayacağız. That can afford to make today's very expensive films, yani e, bugünün en pahalı filmlerini yapabilen e, sadece yapmaya effort, ekonomik olarak gücü yeten sadece Büyük şirketlerdir. And for Titanic ve Titanic için which was at the time at the time the most expensive film ever şimdi burada Titanic için bir tira açıyor ki o çekildiği zaman da at the time o anda o güne kadar ki ever en pahalı filmdi Fox had to get help from another big company Fox bir başka büyük company'den yardım almak zorunda kaldı. Virgülden sonra da şirketin adını veriyor. Paramount'tan. Once Hollywood could make films just for America. Bir zamanlar Hollywood sadece Amerika için filmler yapabiliyordu. Today günümüzde it has to make them for the world. O onları yani filmleri bütün dünya için yapmak zorunda. The suburb of Los Angeles, Los Angeles'ın banliyosu, Banyo, şehir merkezinin dışındaki semtler. Has become the headquarters of a global dream machine. Global bir düş makinasının karargahı haline geldi. Headquarters karargah. Perhaps we dreamed differently in the past. Belki de geçmişte biz farklı hayal ediyorduk. Today, thanks in part to Hollywood. Thanks to sayesinde demek in part da kısmen. Kısmen Hollywood sayesinde People everywhere have similar dreams. Her yerdeki insanlar benzer düşlere sahipler. We now live in the age of global culture. Biz şimdi küresel kültür çağında yaşıyoruz. Age çağı. Hollywood did not invent this culture. Bu kültürü Hollywood icat etmedi. But for better or worse. Ama iyi ya da kötü It has become one of the most powerful elements in it. Onun içerisindeki en güçlü elementlerden biri haline geldi. Present perfect. Süreç içerisinde çünkü. Like it or not, seversiniz ya da sevmezsiniz. We all now live on planet Hollywood. Biz hepimiz şimdi Hollywood gezegeninde yaşıyoruz başka bir videoda görüşmek umuduyla hoşçakalın arkadaşlar.